Alışkanlığı üzerine erken kalkan paşa, askerlerin geniş bir yerde toplanmalarını emretti. Askerin bayramını tebrik edecek, harçlıklar dağıtacaktı. Saat 6, ileri karakoldan bir silah atıldı. Bu baskın hareketini bildiren bir parolaydı. Askerlerin yanına gitmek için atına binen paşa hemen dönerek bazı emirler verdi. 20 kadar askeriyle silahın atıldığı tarafa koştu. Rusların bu gibi taarruzları günlük işlerden olduğu için pek ehemmiyet verilmemişti. Rus askerleri gittikçe çoğalıyor. Bu taarruz günlük taarruza benzemiyor, harp büyüyor. Bu ciddiyeti anlayan paşa derhal bütün kumandanların ve askerlerin harbe iştirakını emretti. Ruslar bayram namazında baskın yaparak Türkistan Milli Mücadele kumandanlarını, bilhassa paşayı harpsiz esir etmeyi ve şu suretle gururlarına dokunan, tahammüllerini tüketen bu milli mücadele davasının ortadan kalkmasını tasarlamışlar. Paşanın bayram namazını yanlışlıkla bir gün evvel kılması, bu planın tatbikini suya düşürmüş olduğundan, Ruslar Moskova'nın aylardan beri büyük ehemmiyetle hazırladıkları bu hücuma geçmişlerdi. Türkistan'ın her tarafında olan mücahitlerin üzerine aynı günde hücum eden Ruslar, emellerine yine kavuşamadılar. Ateş her tarafı sardı. Paşa yanında Hüseyin Nafiz, Eş Murat, Kerim Beylerle Müslüman kul ve askerler olduğu halde ilerledi. Karşı tepede düşman ile aralarında 5-6 metre mesafe kalınca paşa kılıcını çekiyor, Rusların üzerine atılıyor, askerlere de hücum diye bağıran paşa birkaç Rus'u öldürüyor, harp şiddetleniyor. Çok şiddetli olan bu ilerleyiş düşmanı şaşırtıyor. Mitralyöz başında olan Rus askerleri teslim diye bağırarak ellerini yukarıya kaldırıyorlar. Fakat arka saftaki Rus takviyeli mitralyözlere hemen çok şiddetli ateşe başlıyor. Atıyla ateş içinde koşan paşanın kalbine amansız bir kurşun giriyor. Paşa aman diyerek atından düşüyor. Ateşin şiddetinden yanına gidilemiyor. Ruslar işledikleri cinayetin farkında bile değiller. Şehadet haberi her tarafı bir yıldırım suratıyla sarıyor. Rusların ikinci bir kolu ile harp etmekte olan Devletment Bey bu kara haberi duyunca bir an şuurunu kaybediyor. Artık Enver Paşa yok mu? Diyerek kılıcını çekiyor. Askerlerine haydi intikam, intikam. Bu intikamı almak bize farz oldu feryadıyla mahşeri andıran harbin içine atılıyor. 10 dakika sonra Devletment Bey de şehit oluyor. Harp yavaşlıyor. Mücahitlerin susmasını bir zafer diye kabul eden Ruslar da susuyor. Enver Paşa'nın, bu büyük kahramanın cesedi Rusların eline düştü diye çok üzülüyoruz. İki katlı felaketin altında eziliyoruz. Ümit güneşimiz solmuş, karanlıklar içinde kalmıştık. Yer gök ağlıyor. Kaybolan sade bir insan değil, milyonlarca Türk'ün ümidi, istiklali, zaferi, tarihiydi. Kendimizden geçmiş, şaşkın, bitkin bir haldeyiz. Ne olacak? Ne yapacağız? Çegen tepesine geçmek için suyu çekilmiş olan dereye doğru inmeye başladık. İniyoruz, indik, çıkıyoruz. Bir Rus kolu dere kenarından ateş ettiyse de hiçbir zarar veremedi. Yalnız birkaç dakika evvel paşayı sırtında taşıyan derviş adındaki at gelen bir kurşunla öldü. Çegen tepesinin ayağında Devletment Bey'in köyünde toplanıldı. Bassız kalan bu mukaddes topluluğun kumandası geçici olarak Danyal Bey'e verildi. Sabahleyin ihtiyar bir köy imamı geldi. Dare-i Payanda Enver Paşa'nın cesedini gördüğünü haber verdi. Bu haberi bir müjde saydık. Hemen koştuk. Paşanın yerde yatan cesedini adeta gözyaşlarımızla yıkadık. Üzerine bayrak örterek etrafına nöbetçiler konuldu. Kumandanlar derhal toplandı. Kabir yeri ve cenaze merasimi tespit edildi. Şehadet haberi dalgalar halinde her tarafa yayılıverdi. Bu kara haberi duyan kadın erkek yollara dökülmüşler. İnleye ağlaya Çegen'e doğru geliyorlar. Çok kısa bir zamanda Çegen'de 25 binden fazla insan toplanmış bulunuyordu. Bu kara habere inanmayan birçok insanlar hakikati gözleriyle gördükleri halde acaba doğru mu diye birbirlerine soruyorlardı.
Ceset tabuta kondu, hafızların tekbir sesleri, okunan mersiyeler, halkın feryatları yeğe göğü inletiyordu. 30 bin kişinin elleri üzerinde, gök kubbenin altında şerefle sallandığını görmek istediği sevgili bayrağına sarılı olan tabutu ağır ağır ebediyet yolunda. Paşanın ölüm acısına tahammül edemeyerek ateşin içine dalan Bercivan kumandanı Devletment Bey'in tabutu ile paşanın tabutu yan yana. Pınarı gölgeleyen iri ceviz ağacına yaklaşıyoruz. Acılar daha derinleşiyor. Ahiret yolcularının akıbetleri burada. Yaklaştıkça kalplere çöken acı ölçüsüz, ifadesiz bir şekilde taşıyor. Bayılanlar var. Ellerimiz üstünde taşıdığımız bu kumandanı toprağın karanlıklarına terk etmek istemiyoruz. 30 bin kişinin acı sükutunu haykıran ses, varlığın sırrına erişemeyen insan aczini feryat ediyor. Dini merasim bitti. Paşadan ebediyen ayrılacağımız an gelmişti. Fanilere ebediyete götüren mezarlara tabutlar yavaş yavaş iniyor. Üzerlerine inen her toprak parçası Türkistan tarihine çöken bir matem, sonsuz bir elemdi. Cesedi toprağa, ruhu da kalplere gömülen Enver Paşa'nın mezarı Türkistan halkı için mukaddes bir ziyaretgah oldu. Günlerce bu kabir etrafında dualar okundu. Dolu dolu yaşadığı ömrünün bu son macerası günler sonra ölüm tutanağı haline getirilecek, sararmış bir kağıda şehidi muhterem Enver Paşa Hazretleri pek mukaddes ve yüksek bir maksat peşinde Buhara'da Belcivan vilayetinin Çegen isimli mahallinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 4 Ağustos 1922'de öğlen vaktine yakın bir zamanda temiz kanını toprağa akıta akıta kahraman ve mert bir şekilde şehadet rütbesine nail olmuştur diye yazılıp mühürlenecekti. Enver Paşa'nın şehit edilmesinden tam 10 gün önce Berlin'de bulunan eşi Naciye Sultan'a yazdığı ve bizzat diktiği deri bir mahfaza içerisindeki bir yabani çiçekle beraber gönderdiği romantizmin zirvesi olan son mektubuyla noktalayalım bu hüzünlü hikayeyi. 25 Temmuz 1922 satılmış. Sevgili Sultanım, Cici Efendiciğim. Bugün pek sıkıntılı bir hava, tuhaf bir sis, güneş görünmüyor. Düşmandan bir hareket yok, fakat henüz sabahtır. Hastalarımı geri gönderdim ve Afgan emirinin askerinin ve muavenetinin çekilmesinin iyi olmadığını ve Bolşeviklere emniyet caiz olamayacağını bildirdim. Ve hiç olmazsa eczai tıbbiye vesair malzemesinin iadesini istedim. Bakalım ne olacak? Bir de Hacı Sami ve diğer arkadaşlarım bu tarafa geçmesine müsaade olunmasını talep ettim. İşte efendiciğim, hemen şu satırları yazarak mektubumu kapatıyorum ve içine her gün sana topladığım buranın yabani çiçeklerinden hariç olarak kaç gecedir altında yattığım kara ağaçtan kopardığım ufak bir dalı ilave ediyorum. Seni öper, sever, kucaklar, bu mevcudiyeti maddiyemle, aşk ve iştiyakımla sarılarak hüdanın birliğine yavrularımla beraber emanet ederim. Ruhum efendiciğim. Kara ağaca çakımla ismini yazdım. Enver'in.